Merhaba arkadaşlar. Vurgül'ün tığ ve iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ ol köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz bu renklerden çok güzel bir model hazırladım şöyle her zaman sarı papatya olacak değil arkadaşlar biraz da böyle turuncuya yakın bir papatya modeli hazırladım farklı olsun diye bu arkadaşlar göstereceğim model eğer morla yapılırsa menekşe böyle sarı renklerle yapılırsa da papatya oluyor sanırsam ismi yine tığ oyası hazırladım sizler için Evet şimdi modelimizin nasıl olduğuna bakalım arkadaşlar şöyle tığımı da göstereyim tığımda 21 numara ucu güzel şöyle çengeli güzel olan tığ ile yapılınca rahat işler çıkıyor Evet şimdi modelimize bakalım Evet modelim bu şekilde şöyle çok hoş zarif bir model ee, şimdi arkadaşlar burada turuncu ile yaptık sizle de tam tersini yapacağız yani bu yapraklarını krem içini turuncu koyacağız Hepsini aynı da yapabilirsiniz şöyle iki renkli benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz dediğim gibi bu şekilde olunca papatya mor sarı olursa modelimiz menekşe oluyor Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar Evet şöyle ilk önce tülbentimizin kenar tığlama işlemini yapıyoruz. İkişer zincirle tığlama işlemini hazırladım. 696 Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube'nin arama kısmına yazarak kenar tığlama işlemini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle ilk başlar gibi başlayalım. Arka tarafı unutalım. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 3 zincir bir tane tığ battı yapıyorum. Bu şekilde bir tane tığ battı yaparak başladık ilk başlarken. 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle tığımın başını 2 defa doladım. Hemen bir tane tığ battı bırakıp şöyle ikinci tığ battının içine 2 2 ve 2 alarak bu şekilde 3 seferde aldığım bir tırabzan. Bakın 4 zincir tam iyi geliyor. 3 tane zincir çekiyorum. Minik bir tomurcuk. Şöyle tutayım. Geri kalan kısma da 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Evet. Hemen aynı tığ battının trabzan yapmış olduğum tığ battımın içine de 5. sık iğnemi yapıp bakın bu şekilde minik bir trabzan oluşturdum. Hemen hiç zincir çekmeden sık iğne ile diğer yuvaya geçişimi yaptım. Bu şekilde. 7 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 ve 7. Hemen tersine çevirdim. Bu şekilde buraya 3 zincire minik tomurcuğun içine sık iğne ile ipimi sabitledim. 5 tane zincir çekiyorum. Sıkı sıkı 5 zincirimi çektim. Hemen buraya bir tane minik tomurcuk yaptım. Geri kalan kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bir 2 3 4 5 ve 6 7. yine yuvada yapıyorum yani tığ battımın içinde yapıyorum Bakın, bu şekilde şöyle yaprak yerine iki tane sık iğneli trabzan her zaman yaprak veya hutta kirpikli trabzan sıkıldınız o yüzden ben de bu şekilde bir ara suyu tercih ettim bu sefer Farklı bir işlem yapalım istedim. Şimdi arkadaşlar, şöyle bakın, ara mesafesi olarak iki tane bunu şu yuvamız yaptık. Zaten ara mesafesi ve bu şekilde çiçeğimizi tutturacağımız yaprağımız aynı işlem. Dört tane bu şekilde yapıyoruz. Şimdi örümcek yuvası yapacağız. Hemen bir sonraki tığ battıya sık iğne ile geçişimi yapıyorum. Buraya çiçeğimiz için yuva hazırlayacağız dibine bir tane zincirimi çekiyorum minicik şöyle küçücük zaten ipi uzattığınız boyut örümceğin büyüklüğünü belli ediyor bakın şöyle 8 tane zincir çekiyorum 7 ve 8 hemen buraya örümceği kapattığım noktaya 8 zincirimi kapatıp bu şekilde yuvamızı hazırladık yine bir zincir çekip ilk örümcek boyutunda şöyle tam yapmaya karar e, gayret edin arkadaşlar birik kısa bir uzun olunca güzel durmaz. Şimdi diğer aynı yuvaya yani diğer örümceğimi de kapatıyorum öbürünün yanına. Şöyle hemen sıradaki tığ battıya sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bakın şu şekil oluyor arkadaşlar. Şöyle iki tane örümcek ortasında da 8 zincirden yuva. Şimdi aynı şekilde bu yaprağımızı yapalım hemen 4 zincir şöyle iki defa tığımı doladım bir tane atlayıp ikinci iki 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 alarak bu şekilde minik bir trabzan yaptım hemen 3 zincir çekiyorum trabzanımın arasına kapatıp şöyle minik bir tomurcuk oluşturuyorum. Geri kalan kısma 4 tane sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. 5. tığ battımın içinde şöyle sabitliyorum. Hemen diğer yuvaya sık iğne ile geçişimi yaptım. Bakın bu şekilde. 7 tane zincir çekiyorum. hemen şöyle ters tarafına çevirip bu üç zincirli tomurcuğun arasına 7 zincirimi sık iğne ile kapattım 5 zincir çevirdim düz tarafa şöyle 7 zincirin içine kapattım minik bir tomurcuk ve buraya 6 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 ve 6. 7.'si de aynı. Bu zincir çekmeye başladığımız tığ battının içine kapatıp bu şekilde de kenar yaprağını tutturma işlemini yaptık. Şimdi arkadaşlar 3 zincir çekiyorum. Ara suyuna geçiyoruz bu şekilde. Şöyle yuva yaparken hiç tığ battığımız yok. Ara suyuna geçerken 3 zincirli geçiyorum. Bu şekilde ve 1 2 3 4 aynı çiçeğimi tutturacağım yaprağın işlemiyle iki defa tığımı doladım bir tığ battı bırakıp ikinci tığ battıya 2 2 ve 2 şöyle aynı işlem 3 zincirimi çekip kapattım ve 4 tane sık iğne yapıyorum 2 3 ve 4 5. de aynı tığ battıya kapatıp bir sonraki tığ battıya sık iğne ile geçişimi yapıp hemen 7 tane zincir çekiyorum. Çevirdim. Buradaki 3 zincirli yuvanın içinden girip ilmek çıkarıp sık iğne ile sabitledim. Hemen 5 zincir düz tarafına döndüm. Kapatıyorum buraya 5 zincirli bir tomurcuk olarak ve 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 şöyle 4 5 6 7. de aynı tığ battıya kapatıp şöyle sabitledim ve 3 zincir. 3 zincirimi çekiyorum. Tığ battımın içine sık iğne ile sabit. Evet arkadaşlar bu şekilde çimenimiz oluşuyor bakın sadece ortada örümcekten 8 zincirli yuvamız var şimdi bunu da üzerine çiçek yapıp buraları kenarlardan tutturup sabitleyeceğiz şöyle çimenimize bir bakalım bakın şöyle ikinci trabzan göbekli duracak arkadaşlar o şekilde tasarladım hazırladım Evet şimdi geçelim İpimi tığıma tutturdum şimdi modelimizi alıyoruz bakın bu şekilde ters tarafına çevirelim hemen bakın bu 5 zincirden tomurcuk yaptığımız yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitledim 2 defa tığımı doladım bu ters tarafındayız arkadaşlar türbentimizin yuvanın içine giriyorum şöyle 2 2 ve 2 olarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Şimdi minik minik örümceklerden yuvalar hazırlayacağız buraya. Dibine bir zincir çektim. Şöyle tığım içinden geçecek kadar bakın şöyle altı tane trabzanı sığacak kadar minik minik örümcekler yapıyoruz. 2 defa tığımı doladım. Şöyle yuvaya giriyorum. Şöyle 2 ve 2. 3 seferde şöyle kalın kalın trabzanlar yapacağız. Yine bir zinciri dibine çekip hemen şöyle minik bir örümcek yapıyorum. Bu şekilde. Örümcekleri hepsini bir ayarda yaparsanız güzel durur arkadaşlar. O yüzden şöyle biraz daha dikkatli. Evet, üç seferde trabzanım aldım. Dibine bir zincir yine şöyle hafif ipimi belli belirsiz uzatıp içinden şöyle geçip 2 defa tığımı doladım. Buraya 2 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. Şu şekil. Tutayım daha güzel gözüksün. 3 tane oldu. Yine dibine bir zincir şöyle örümceğin arasından geçip minicik bir örümcek yapıyorum. 2 defa tığımı doladım. Şöyle yaptıklarımızı sağ tarafı çekelim. Diğer 3 taneye yuva açılsın. Aynı şekilde 2 2 ve 2. Dibine bir zincir. Şöyle minik bir örümcek. Örümcekten yuva. 2 defa tığı doladım. Aynı bu. 8 zincirin arasına giriyorum. 2 ve 2. Şimdi 6 tane olacak. 3 4 5. Sonuncuyu da yapalım. Hemen dibine bir tane zincirimi çekiyorum. Ve ipimi hafif uzattım şöyle örümceğimizi hazırlayıp iki defa tığımı doladım 2 2 ve 2 hemen buraya tomurcuğumuzun içine sık iğne ile geçiş yapıyorum şöyle tekrar girelim Şimdi bir zincirle dönüşümüzü yapalım arkadaşlar. Bu örümceğin iki katından girip yuva ediniyoruz. Bakın buraya yapraklarımızı yapacağız. 3 zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2. 2 ve 2. 3 4 şöyle tekrar iki defa tayı doladım şöyle 2 2 ve 2 Bakın. kenardaki 3 zincirle beraber 5 tane oldu yine 3 zincir çekip örümcekli yuvaya şöyle kapattım diğer örümcekli yuvaya da sık iğne ile geçiyorum Bakın. şöyle göstereyim arkadaşlar 3 zincir 2 defa tığ doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2. 2 defa tığ doladım, yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2. 3 4 5 ve 6. 1 2 3 zincir. Örümceğimin içine yine 3 zincirimi kapattım diğer örümcek iki kattan tek kat aşağı gelecek şekilde bakın iki tanesini yaptık diğerleri de aynı şekilde dört tanesini de hızlıca yapalım 3 zincir 2 defa tayı doluyorum şöyle 2 2 ve 2 2 2 ve 2 dördüncü 2 defa tayı doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. Evet. 1, 2, 3 zincir. Hemen böyle iki telinden girip sabitliyorum. Diğer yuvaya da sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde ikişer ikişer alınca trabzanlar çok güzel duruyor arkadaşlar. Bakın püf noktası diyorum ya bazen. Bunun püf noktası da şöyle iki defa doladıktan sonra bakın sıkı sıkı ve sıkı hiç uzatmadan birbirine yakın çekmek yani şöyle 2 2 ve 2 2 defa doladım şöyle 2 2 ve 2 5 oldu 3 zincirimi çektim hemen yuvaya girip sabitliyorum. Sıradaki yuvanın içine sık iğne ile geçişimi yapıp bakın iki tane yuvamız kaldı. Hemen onları da yapıyoruz. 3 zincirin üzerine iki defa tığ doladım. Şöyle 2 2 ve 2. Hemen 2 2 ve 2. Bakın arkadaşlar. Şöyle 2 2 ve 2. 2 2 ve 2 Bak, kenarda çektiğim 3 zincirle beraber 5 oldu şimdi yine 3 zincir çekip 6.yı buraya kapatıyorum direkt hiç zincir çekmeden şöyle iki telinden gireceksiniz bakın şu son yuvamız hiç zincir çekmiyorum direkt sık iğne ile geçiş 1 2 3 zincir 2 defa tığımı daladım şöyle 2 2 ve 2 2 telinden giriyorum 2 2 ve 2 3 4 5 ve 3 zincir hemen buraya sık iğne ile sabitliyorum yuvanın içine girip bu şekilde sık iğne ile geçiyorum. Evet. Bakın arkadaşlar. Şöyle kalıp gibi papatyalar hazırladık size. İpimizi de koparalım. Şöyle. Hemen bunları yakıp temizleyip geleyim. Arkaya çekip arkada yakalım. Evet. Şimdi ortasını kirpiğini yapacağız. Bakın arkadaşlar. Şu kenar kısımdan şöyle örümcek trabzanın kenar kısmından şöyle girip ortadaki yuvamızdan tığımızı çıkardık şöyle tekrar kenardan gir ortadan çık buraya bu şekilde sık iğne ile sabitleyeceğiz şöyle yeşil yuvaya sabitledim şimdi bir defa tığımı doladım yuvanın içine bakın şu şekil oldu sık iğne ile kenara sabitledim bir defa doladım şimdi yuvanın içinden şöyle kenar çıktım Demin kenardan yuvaya girmiştim. Şimdi yuvadan kenara girip çıkıp şöyle buraya bir trabzan yapacağım. Bakın bir kirpikler için yuvayı bu şekilde hazırlıyorum. Rahat oluyor arkadaşlar. Bizim tığ battığımız trabzanımız. Buraya dört tane zincir çekiyorum. Ve dört tane de kirpik yapacağım. Bakın dört zincir, 4 kirpik. Dört zincirimi çektim bu yaptığımız trabzanla dolduruyoruz 4 zincir yuvaya girdim 4 zincir trabzanın arasına bu şekilde kapattım şöyle 4 zincirden 4 tane kirpik olunca hemen kapatıyorum bu şekilde şöyle bakın bu yuvanın üzerine bu şekil gelecek Şimdi ben ipleri yakayım. Yakmadan önce şurayı da yapalım arkadaşlar. Hemen ipimi tığıma tutturuyorum ve buraya 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Yine 4 zincir kapattım. 4 zincir kapatıyorum. 2, 3, 4 zincir. 4 zincir buraya yuvanın içine kapattım şöyle ipim kalmadığı için bir zinciri de dibine çekiyorum ve ipimi koparıyorum arkadaşlar kesiyorum yani daha doğrusu Evet şöyle bakın. ikinci sık iğneli yapmış olduğumuz 5 tane zincirli yuvanın içine de dörder zincirden bu şekilde 4 kirpik yaptık hemen ipleri yakıp temizleyip gelelim Evet arkadaşlar modelimi tamamladım bakın şöyle hafif ütülemeyince bu papatyalar arkadaşlar düzgün durmuyor Aslında ben bunun adını portakal çiçeği koyacağım arkadaşlar Şöyle portakal çiçeğine daha çok benzedi bunun adı portakal çiçeği olsun. Çok da hoş ve güzel oldu arkadaşlar. Şu sık iğneli trabzanlar da çok yakıştı gerçekten. Elime sağlık, elimize sağlık. Yapan herkesin eline sağlık arkadaşlar. Sadece benim değil. Gerçekten portakal çiçeği çok hoş oldu. Hafif de arkadaşlar. Yapılışı da bir zorluk yok görüyorsunuz. Bildiğiniz trabzan sık iğne bilen herkes bu modeli yapabilir. Şöyle bir yakın tutayım. Ben bayıldım arkadaşlar. Gerçekten çok hoş oldu. Şu, iyi ki bu renkleri tercih etmişim. Yani şöyle sizlere böyle hoş ve güzellik sunduğum için kendimle de gurur duyuyorum. Mutlu oldum yani. İnsan bu kadar güzellik çıkacağını bilmiyordum. Yani tek yapınca bile beyazla çok uyum oldu. Bakın arkadaşlar. Şöyle turuncu bana mı çok güzel geliyor acaba? Renkleri çok hoş oldu. Şöyle kalıp gibi de bir model oldu. Sadece şu papatyanın trabzanlarını ve örümceklerini yaparken o da ütüleyince bu hale alıyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle ters tarafını hafif değdirdim. Acele size videoya Allah Allah'a sınarladık demek için. Hemen sürüp geldim. Şöyle yanda sürdüm. Hemen masanın üzerinde daha doğrusu. Bakın arkadaşlar şu güzelliği. Evet. Sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok aşırı aşırı derecede yarı yarıya düştü. Hem izlenimler hem beğeniler hem yorumlar arkadaşlar. Şöyle çok hoş oldu. İnşallah sizlere şöyle daha güzel videolarda buluşmak için Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. da başından ayrılamayacağım sanırsam arkadaşlar muhakkak bir siyah yazmanın üzerine bunu deneyin